Sevgili takipçilerim merhaba. Herkese iyi akşamlar. Bugün sizlere günümüz insanlarında en çok görülen rahatsızlık ve birçok rahatsızlığın sebebi olan stres, depresyon, melankoli ve özellikle de uykusuzluk sorunuyla ilgili bir uygulama yapacağım ve onun nasıl yapılacağını paylaşacağım sizlerle. Bilindiği üzere uykusuzluk ve stres özellikle bağışıklık sistemini baskı altına alan ve düşüren bir rahatsızlık. Ve buna bağlı olarak da kişide birçok rahatsızlıklar ortaya çıkabiliyor. İşte mide rahatsızlıklarından tutun da akciğer rahatsızlıkları, bağırsak rahatsızlıkları birçok rahatsızlığa sebebiyet verebiliyor. Günümüzde de bilindiği üzere bu salgın hastalık COVID-19'dan dolayı birçok insanda zaten stresliyken iyice stresi arttı insanların. Ve artık kimsenin yanına yaklaşılamaz hale geldi. Çeşitli uykusuzluk sorunları baş göstermeye başladı insanlarda. Ki bu salgın hastalığa karşı da biliyorsunuz bağışıklık sistemimizin güçlü tutulması gerekiyor. Bu sebeple de stresin ve uykusuzluk sorununun bir şekilde bertaraf edilmesi gerekiyor esasen. O yüzden sizlere de bu yönde bir paylaşım yapmak istedim. Bir çay paylaşımı yapacağım öncelikle. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz birçoğunuzun yakından tanımış olduğu sarı kantaron çiçeği değerli dostlar. Sarı kantaron da bilindiği üzere yüksek miktarda yani hiperisin etken maddesinin en çok olduğu bitki sarı kantaron. Hiperisin de orta yollu depresyon rahatsızlıklarında ve özellikle de beyin sinirlerinde rahatlama yaptığı klinik çalışmalarca ispatlanmış ve bilinen bir uygulamadır. Birçok antidepresan ilaçlarda da kullanılıyor biliyorsunuz bu ürün. Sarı kantaron aynı zamanda mide rahatsızlıklarında ve yara kapatıcı özelliklerini de biliyorsunuz malumunuz. Kas gevşetici özelliği de var. Birinci bitkimiz bu. Sonrasında kullanacağımız bitkimiz beraber kullanacağız bunların hepsini. Melisa yaprağı, oğurotu gillerden bu. Melisa yaprağı, limonotu değil. Maalesef piyasada artık son birkaç yıldır özellikle Melisa otunun orijinalini bulmak çok zor. Hep limonotu satılıyor. Yani biz de tedarik edilemediği için artık bu bitkinin ister istemez Melisa yaprağı yerine onu bulunduruyoruz. Ama ben kendi bahçemde yetiştirdiğim için orijinal Melisa officinal istediğimiz oğurotu gillerden Melisa yaprağını kullanıyorum. Yine Melisa yaprağımız da hem kokusuyla hem etken maddesiyle depresif durumlarda çok etkili bir bitkidir. Damarları gevşetici özelliği vardır özellikle. Üçüncü olarak kullanacağımız bitki şerbetçi otu değerli dostlar. Şerbetçi otu kişide yine mayalama yapar ve özellikle kişide mutluluk hormonunun alt tetikleyicisi olarak görev alabiliyor. Zaten ismi de Humulus Lupus, Latince ismi. Esasen benim en sevdiğim isim. Etrafına neşe saçan insanlara da hep genellikle arkadaşlarıma Humulus Lupus gibi insansın demişimdir. Birçok kişi de bunu kullanır zaten bizim sektörde olanlar. Yani o manada kullanırlar. Mutluluk verici bir şey, bitki. Güzel bir bitkidir Humulus Lupus. Tabii birçok işlevleri de var. Bunu ayrıyetten işte süt bezlerini çalıştırmaya kadar bayanlarda birçok şey rahatsızlıklarda da kullanılıyor. Yine. Ben sadece bu konuyla ilgili olan kısımlarına değiniyorum. Dördüncü bitkimiz değerli dostlar lavantagillerden karabaş otu bildiğiniz üzere. Karabaş otu da damarları gevşetici, kızaldamarlardaki rahatlamayı sağlayarak kas gevşetici özelliğe de sahip. Sadece yani katlama rahatsızlıklarında damar açıcı olarak bilinmez bu. Aynı zamanda bu tür işlevleri de vardır. Tabi ana hedefi yine kalp damar rahatsızlıklarında damar açıcı özelliği vardır. Şimdi çayımızı hazırlamak için bir su bardağını değerli dostlar kaynar suyla dolduruyoruz şu şekilde. Şöyle. Kaynar suyla doldurduktan sonra hepsinden birer fiske yani şöyle birer çimdik dediğimiz miktarda sarı kantaron çiçeğinden bu şekilde işte Melisa yaprağından şöyle Melisa unutu şöyle ufalayıp atabiliriz hafif içerisine 5-6 yaprak. Ve şerbetçi otundan yine bir çimdik ilave edip karabaş otundan da şöyle 3-4 tane attığımız zaman burada bardağımızın ağzını cam bir tabakla kapatıyoruz ve yaklaşık olarak 8-10 dakika bekleteceğiz. Burada ben bir konuya daha da değinmek istiyorum. Hazır yeri gelmişken demleme sistemiyle ilgili. Bu fresh press'ler var. Maalesef şimdi ülkemizde artık her şeyin bir
Değişik versiyonu çıktığı için French presslerin ben çok sağlıklı olarak görmüyorum. Bilginiz olsun. Bir plastik olanlar var. Zaten onları hiç evinize sokmayın. Kaynar suyun plastiğe değmesiyle bir sürü kanserojen madde ortaya çıkar. Cam olanlar var. Fakat cam olanların da o süzgeçli kısımları var. Süzgeçli kısımların altına bakın. Paslanmaz çelik, alüminyum ya da bakırdan değil. Demirden yapmışlar. O civata kısmı, vida kısmı küfleniyor. Gözümle gördüğüm için söylüyorum. Ve o küf, yani siz burada şimdi çay demlerken pas küf içerisinde bir şey elde etmiş oluyorsunuz. Çay elde etmiş oluyorsunuz. Bunun da sağlık için faydadan çok içeceğiniz çayın zarar getireceğini düşünüyorum ve en ideal yönteminde demleme yönteminin bu olduğunu düşünüyorum ben ve bu şekilde kendi çaylarımı da hep bu şekilde hazırlıyorum. Kullanmıyorum o tür malzemeler. Şimdi bu çayımızı sabah ve akşam olmak üzere günde 2 kupa içebilirsiniz. Aç tok fark etmeksizin. Akşam özellikle yatmadan 1 saat önce falan içerseniz rahat uykuya dalmanızı sağlar ve kaliteli bir uyku elde etmenizi sağlar. Buradaki kaliteli uyku elde etmenizi sağlayan bitki zaten özellikle şerbetçi otu değerli dostlar. İşte bir o. Diğerleri de dediğim gibi strese karşı ve damar gevşetici özelliklerinden dolayı rahatlamayı sağlayacak. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus sarı kantaron bitkisini antidepresan kullananlar ve özellikle de yoğun antibiyotik kullananlar kullanmasın değerli dostlar. Antidepresanın ve antibiyotiğin etkisini azaltıcı ve önleyici bir etkiye sahip olabilir. Tedbiren onu kullanmamak gerekiyor. Yine Melisa yaprağının da 2004 yılında klinik çalışması vardır. Ortaokul depresyonlarda çok faydalı olduğuna dair bilginiz olsun. Bunu da araştırabilirsiniz yine her zaman söylediğim gibi kaynaklardan. Yalnız bu araştırma orijinal Melisa yaprağıyla ilgili. Limonotuyla ilgili değil. Çayımızı bu şekilde içiyoruz. Bu dediğim gibi hem günlük yaşamsal stresi azaltmaya yönelik hem de uykusuzluk sorununa yönelik bir çayımız olacak. Çayın tadı lezzeti güzeldir. Öyle acı veya herhangi içilmeyecek bir tadı yoktur. Tatlandırma gereği duyacağınızı da zannetmiyorum zaten. Bir de bir üründen daha bahsetmek istiyorum sizlerden. Ardıç meyvesi. Ardıç meyvesi de genellikle işte iltihaplı enfeksiyonlu sıkıntılarda falan kullanılır. Romatizmal hastalıklarda vesaire birçok rahatsızlıkta kullanılır ama akciğer rahatsızlıklarında falan hem bakteri kırıcı hem de enfeksiyon giderici özelliği vardır. Lakin bu ardıç meyvesinden günde böyle 5-6 tane yenildiği zaman tadı da güzeldir bunun. Bu kişideki ve vücuttaki o negatif enerjiyi azalttığına dair, onun giderildiğine dair şeyler vardır. Kaynaklar vardır. Çeşitli kaynaklarda bilgiler vardır. Ve kullandığınız zaman hakikaten o etkisini de göreceksiniz. Ağzınıza alıp bunu yiyorsunuz. İçerisinde ufak bir çekirdek var. Çekirdeğini atarsınız ya da yutarsınız. Fark etmez. Zararlı bir değildir. Günde 4-5 tane yani birer ikişer tane her bir seferde ya da günde 2-3 tane kullanabilirsiniz. Gayet güzeldir. Fazla tüketmeyin. Kan şekeriniz düşürebilir. Bilginiz olsun. Yani günlük 3-5 arası idealdir. Bu da kişiyi pozitif yönde bir enerjiyle dolmasında vücudunun yardımcı olabilecek bir meyve, ardıç meyvesi. Dediğim gibi uygulama bu şekilde. Zor bir şey değil. Herkes yapabilir. Yapanlara, uygulayanlara şifalı olsun diyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Herkese hayırlı akşamlar. Hoşça kalın.